Avrupa Birliği'nden destek alarak ürün kalitesinde ve miktarında artışlar yapan Arsal Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited, bu bağlamda Avrupa Birliği Destek Projesi kapanış etkinliği gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde Avrupa Birliği Kıbrıs Destek Ofisi yardımları ile ürün kalitesinde ve ürün miktarında ciddi artışların sağlandığı açıklandı. Etkinliğin projenin gerçekleşmesiyle ulaşılan hedeflerin diğer işletmelere de örnek olması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Etkinlikte Arsal Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Direktörü Hüseyin Arsal, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali ve Avrupa Birliği Destek Ofisi Müdürü Michela Foresti katılarak birer konuşma yaptılar. Hüseyin Arsal, Avrupa Birliği Kıbrıs Destek Grubu üretimimizin daha kaliteli ve iyi olmasını sağladı. Kıbrıs halkının kalkınma sırrı üretimdir, üretimden başka çaremiz yoktur diye konuştu. Ve sırrı Kıbrıs'ımızın, ülkemizin kalkınmasının sırrı, bütün yetkililere söylüyorum, edindiğim tecrübe dolayısıyla üretim, üretmek, üretmekten başka bir çaremiz yoktur. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'da konuşmasında son derece önemli kalıcı bir marka oluşturulmuştur. Ekonomide iki önemli unsur vardır, markalaşma ve üretim. Arsal artık bilinen yerel bir markadır dedi. Yani tarlada üretiliyor, yerel kültürümüzde yer alan ürünler üretiliyor, tarım ürünü olarak meydana getiriliyor ve mamül haline dönüştürülüyor. Yani tarımsal ürün sanayileşiyor. Bu bizim geçmiş dönemde, kendi dönemimizden de değiniyorum buna. Çünkü önemli bir vizyon olduğuna biz bunu çok inandık. Tarımsal ürünlerin sanayileşmesi, katma değer derinliği en yüksek olan ülkede yatırım veya iş türlerinin başında gelmekte. Bu da ülkemize çok büyük bir ekonomik değer meydana getirmekte. Burada son derece önemli, kalıcı bir marka oluşturulmuştu. Bugün katma değer yönüyle baktığınızda, değer yönüyle baktığınızda en önemli iki unsur var ekonomide. Bir üretim, bir de markalaşma. Herkes marka meydana getiremiyor. Herkes marka oluşturamıyor. Artık Arsal bilinen bir marka olmuştur. Yerel bir markadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin markasıdır. Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali de tohumdan sofraya kadar giden süreçte üretime kattıkları değer ve bunun ülke ekonomisine sağladıklarıdır. Çünkü sözleşmeli üretim aslında hem o üretimi işleyen işletmeci açısından hem de üreticinin istikrarlı bir üretim tutturabilmesi için son derece önemlidir dedi. Tohumdan sofraya kadar giden sürece kendilerinin katılması ve katıldıkları noktada yarattıkları artı değer, katma değer ve bunun ülke ekonomisine sağladıklarıdır. Çünkü sözleşmeli üretim aslında hem o üretimi işleyen işletmeler açısından hem de üreticinin istikrarlı bir üretim tutturabilmesi açısından son derece önemlidir. Ve işte kendi bakanlığımın tarım bacağı açısından en fazla önemsediğim de budur aslında. Avrupa Birliği Destek Ofisi Müdürü Michela Foresti de etkinlikte yaptığı konuşmada bu başarılı işletmenin yürütmüş olduğu iki Avrupa Birliği projesinde biri küçük ve orta işletmeler, diğeri de kırsal kalkınma sektörü altında. İki projeyi başarılı bir şekilde yürütmüş olduklarından dolayı tebrik ederim dedi. To be here today to celebrate the success of Arsal Gıda. Bugün burada Avrupa Komisyonu adına bulunmaktan bu başarılı işletmenin yürütmüş olduğu iki Avrupa Birliği projesinde biri küçük orta büyüklükteki işletmelerin program altında, diğeri de kırsal kalkınma sektörü altında iki projeyi çok başarılı bir şekilde yürütmüş olduklarından dolayı ve bu kapanış etkinliğini organize ettiklerinden dolayı bizler de burada bulunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz bugün.